Merhaba arkadaşlar. Bugün CPU ve I/O'nun nasıl konuştuğu ile ilgili bir bölüm çekeceğim. Geçen bölüm şeyi çekmiştim. CPU ve memory'nin nasıl konuştuğunu. Bugün de I/O'yu çekeceğiz. Şimdi 3 ana yöntem var bu CPU ve I/O'nun konuşması için. Birinci yöntem I/O, mapped I/O. Yani I/O'ya haritalanmış I/O. Ne demek? Şu demek yani biz programcılar ve hackerlar olarak bize dediği şey şu. Özel komutlar kullanmamız gerekecek bu tip bir I/O şeyine erişirken. Yani normal mov filan gibi ya da lea gibi komutlar çalışmayacak bunda. Çünkü kendisine haritalanmış. İkinci tip yöntem memory mapped I/O. Mapped I/O. Yani RAM'e haritalanmış I/O. Bu her şey normal. Her şey normal. Normal yani mov filan gibi şeyler çalışıyor bu I/O aletiyle demek. Buradaki bir bilinmesi gereken nokta şu. Bu memory mapped I/O da mesela klavyede bu tuşa basıyorsun. O CPU'dan geçip yazılıyor memory'e. Sonra senin programın tekrar CPU'ya gelince sen o adresten tekrar okuyorsun. Yani CPU'dan geçiyor bu I/O'nun şeyi. Bir de üçüncü şey var. Bu da bununla aynı ama CPU'dan geçmiyor. Buna da direct memory access diyorlar. Direct memory access. Yani direkt hafıza erişimi. Bu da iki ile aynı. Aynı. Ama CPU'dan geçmiyor. Şuraya yazalım. Geçiyor. Yani şöyle bir olay oluyor aslında. Şunu şuraya çizeyim. Şu CPU olsun. CPU. Bu şey yaparken de I/O yazarken de önce CPU'ya giriyor, sonra CPU memory'e şey yapıyor. Memory'e yazıyor. Sonra senin programı da kırmızıyla yapalım. Şöyle kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun, değil mi? Senin programda CPU'da yaşıyor zaten de memory'den geliyor CPU'ya instruction sonra memory'den okuyor. Tamam. Şimdi fark şu. Pardon. Şu ok yanlış. Bu CPU'dan pardon, I/O'dan geliyor değil mi lan? Bu kırmızı değil. Bunu siyah olarak düşün. İyice boka sardı diyagram. Şu üçü yapayım şimdi. Direct Memory Access. Burada da CPU var yine. CPU sökmüyoruz. Memory var burada. Şimdiki. Bu I/O memory'e direkt yazıyor. Ya da direkt okuyor kendisi. Bu kendi kendilerine konuşuyorlar. Senin CPU ile memory de kendi kendisine konuşuyor. Yani I/O CPU memory yerine I/O memory oluyor. Burada farklı olarak I/O CPU memory oluyor. Direkt I/O'dan memory'e gitmesi yerine. Konu böyle. Bu I/O dediğim şey de bilgisayara bağlı olan memory ve CPU'dan farklı olan her şey. Yani internet adaptörleri, Wi-Fi aynı şey zaten Wi-Fi adaptörü. Sonra mouse,
klavye, ekran, SSD ve HDD'ler, yani bu hard drive'lar, o bilgisayardaki 200 GB olan şey, hard drive. Bu tip şeylerin hepsi I/O'ya dahil. Tabii Virtual I/O diye bir şey de var. Ona daha sonra gireriz. Yani şey, mesela bir kablo USB portu gibi gösteriyorsun bilgisayara. Ama aslında öyle olmuyor. Evet, konu bu kadar. CPU ve I/O böyle konuşur. Azlarıyla değil demek ki. Bu video bu kadar işte. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yeni introyu umarım beğenmişsinizdir. İkinci video herhalde bu yeni introlu. Hadi hoşça kal. Dur lan, durmadı. Hadi bay bay.